Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Sayıklı ATR telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Sizler için men Gülsüm Halilova çalışan ve yayınımızga teşrif buyurgan musafirimizni selamlamaktan gayet memnunum. Bu diplomat ve analitik Evgeniya Hanım Gabir. Evgeniya Hanım, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, merhabalar. Evgeniya Hanım, sizlerden biz Türkçe laf edecekmiz. Men Kırım Tatar Türkçesinde, siz Anadolu Türkçesinde. Son ki Ukrayna'daki vaziyetini keliniz beraber analiz etmeye tırışayık. Çünkü bu günleri Ukrayna'ga, demek Afrika memleketlerinin temsilcileri ve liderleri geldiler. Onlar Buça degen Kiev bölgesini ziyaret ettiler. Ve bunlar demek bu öyle bir barış misyasının geldiler. Kiev'ге ve aynı zamanda roket saldırıları, füze saldırılarını Rusya gerçekleştirdi. Bunlar Buça'da olganı vakit. Şualim söyle, asıl da Afrika liderlerinin Ukrayna'ya gelmesinin manası sizin fikrinizce ve maksadı nedeni bari? Ya ilk önce ben de Anadolu Türkçesi konuştuğum için özür diliyorum. Kırım Tatarcasına da geçeceğim. Hala vakit bulamadım ama o da var planlarımda. İnşallah. Afrika liderlerinin ziyaretine gelince biliyorsunuz şu an hem arabuluculuk hem sözde barış misyonları çok var. Daha önce farklı alanlarda, farklı konularda Türkiye'den gördük, Çin'den gördük, hatta Endonezya bakanı teklif etmişti. Bu sefer Afrika liderleri ve asıl mesajı şöyleydi. Afrika ülkeleri bu savaştan çok etkilendi. Gıda güvenliğinden tutun yaptırımlara kadar hem Rusya ile çalıştıkları için hem de Batı ülkeleriyle çalıştıkları için bundan etkileniyorlar ve benim gördüğüm, benim şahsi görüşüm Afrika'da hala Ukrayna'da ne oluyor, Ukrayna halkı nasıl ıstırap çekiyor, neler oluyor tam olarak farkında değiller. Dolayısıyla da böyle bir barış misyonu şeklinde Senegal ve Güney Afrika Cumhurbaşkanları, birkaç ülkenin liderleri, Zambiya sanırım vardı, Uganda Dışişleri Bakanı, bir de Mısır Başbakanı geldiler. Ve onların açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre onların bu barış planında şöyle bir şey vardı. Evet, Ukrayna bütünlüğü olacak fakat Rusya ile Batı arasında görüşmeler olmalı. Barışın bir kısmı bu. Yani bir şekilde Ukrayna'nın bu konuda sanki söz sahibi olmuyormuş gibi bir yaklaşım vardı. Bir de başka bir konu. Hem bütün o tarım ürünlerinin ithalatını tekrar işte güçlendirmek, başlatmak vesaire Rusya'dan dahil olmak üzere. Hem de işte genel olarak barışı konuşalım anlamıyla geldiler. Ama aynı gün Rusya'dan herhalde son haftaların en büyük, en geniş kapsamlı füze saldırısı vardı. 6 tane Kinjal, 6 tane seyir füzesi, balistik füzeler, dronlar böyle kombine bir şekilde saldırı oldu. Ve Rus Telegram kanallarında hatta bunu paylaşıyorlar. Ukrayna kendi kendini bombaladı. Ki genelde Ruslar böyle söylüyorlar. Kendi kendini bombaladı çünkü liderlere bunu göstermek istedi. İşte Rusya bizi bombalıyor diye. Ama benim şahsi fikrim farklı. Rusya sanki kendi gücünü göstermek istiyormuş gibi. Çünkü yarın aynı liderler bir de Sankt Petersburg'a gidecekler, Rusya'ya gidecekler. İşte ondan önce bizle barış yapmazsanız biz her tarafı yerle bir edeceğiz anlamında bir mesaj gönderilmiş ve tabii ki bu tam bir saygısızlık çünkü sonuçta Afrika ülkelerinin liderleri Rusya hep işte Afrika ile güzel ilişkilerinden bahsediyor vesaire vesaire ama o insanlar Ukrayna'ya geldiklerinde hayatlarını tehlikeye sokuyor çünkü Kiev'i bombalıyor bugünlerde. Yani bir daha aslında Rusya'nın barış için barış müzakerelerini istemediğini, bu müzakereleri sadece zaman kazanmak için istediğini gösterdi. Bir de bir yandan bu demek böyle mesaj Rusya'nın Afrikan ülkelerine bergen böyle bir mesajı, özünün kuvvetini bu şekilde göstermeye tırışalar ama kene de onlar Sankt Peterburg'a da özünün planının demek teşrif buyurup onlarga da teklif etmeleri planlaştırılıyor ya da sizin fikrinizce asıl da bu Afrikan ülkelerinin Ukrayna'ya gelip sonra Rusya'ya ketip bir de bir şeyini elde etmeye imkanı barlar mı ya da onlar sadece bu Rusya-Ukrayna cenk üzerinden özlerine de işte biraz puanlar kazanmaya isteyirler.
Yani bence etkili görüşme olamaz. Çünkü zaten Rusya'nın sözüne güvenilmez. Bir de o plana daha detaylı bakarsanız Afrikan liderlerinin planında şu var mesela. Evet, Rus güçleri geri çekilmeli. Fakat mesela Putin için uluslararası mahkemenin çıkardığı Karar bir tutuklama kararı vardı. İşte o tutuklama kararını iptal etmek lazım. Böylece diyalog kuracağız Putin ile. İkinci talepleri mesela yaptırımların kaldırılması veya kısmen kaldırılması ve Rusya ile diyalogun tekrar canlandırılması. Bütün bunlar Ukrayna için ve bütün medeni dünya için kabul edilemez. Neden? Çünkü ben gerçek planı görmedim. Şimdi tamam, Rus askerleri geri çekilmeli diyorlar ama bu Rus askerlerinin geri çekilmesini biz nasıl sağlayacağız? Ne diye Rusya geri çekilsin? Eğer Putin'den bütün suçlamalar kaldırılırsa, eğer tutuklama kararı iptal olursa, eğer herhangi bir ceza ve sorumluluk olmazsa, bütün o Buça katliamından ve başka savaş suçlarından ne diye yaptırım baskısı olmazsa, ne diye Putin bir anda askerler geri çekilsin diye bir karar versin. Onun için bence dediğim gibi birkaç sebep var. Birincisi, Afrikan ülkeleri gerçekten yaptırımların kaldırılmasını istiyorlar çünkü bundan etkileniyorlar. İkincisi, bilgi yetersizliğinden dolayı ve daha önce çoğu zaman sadece Rusya ile konuştukları ve asıl çıkarları, asıl menfaatleri Rusya'da olduğu için, daha Rus yanlısı bir arabuluculuk yaptıkları için Ukrayna sesini dinlemiyorlardı ve Ukrayna sesini zaten duyuramadı. Yani Ukrayna'nın suçu da var burada çünkü biz bir türlü mesajlarımızı ulaştıramadık. Şimdi eğer bakarsanız son aylarda mesela bizim Dışişleri Bakanı Kuleba 2 defa Afrika turu yaptı, Afrika liderleriyle görüştü. Zelenski ülkelere farklı, hatta geniş kapsamlı forumlar var, işte Afrika ülkelerinin birliği var, özel teşkilatları var. Orada video bağlantısıyla hitap etti, işte konuşma yaptı. Böyle tek tük ülkelere bence mesajlarımızı ulaştırmakta başardık. Şimdi bir Ukrayna'ya gelelim, sonra bir de Moskova'ya gidelim diye bir planları vardı. Ama ben de çok merak ediyorum. Ya bu Kiev ziyaretinden, füzelerin altından kaldıktan sonra, hatta o sığınaklara geçtikten sonra onların fikirleri değişecek mi? Rusya'nın gerçek yüzünü görecekler mi? Yoksa tekrar Rus propagandasına inanacaklar mı? Orada benim için en enteresan sorular. Aynı zamanda şu mesele de var. Çünkü Afrika ülkeleri demek bu cenkten çok zarar görgen ülkeler sırasında, hususan bu demek mal mülk meselesi etrafında ve hususan buğday meselesi etrafında zarar görgen ülkelerden biri. Çünkü Rusya erdayım bu buğday koridoru üzerinden çeşit türlü şantajlar yapa ve zarar görgen aç kalan kene Afrika ülkeleri olarlar. Sizin fikrinizce demek bu mesele etrafında bir de bir ilerlemeler olabilir mi? Ya da Putin kene de bunu kullanıp yaptırımlarının ortadan kaldırılması için hareket yapacak. Bence kesinlikle bu konu gündemde olacak. Önemli gündem başlıklarından biri. Çünkü Temmuz'un ortasında, 17 Temmuz'da sanırım buğday anlaşmasının sonu geliyor. Onu tekrar uzatmak gerekecek. Çünkü şu an artık 6 ay için değil, 3 ay için uzatıyorlar. Yine de Rusya'nın şantajları sonucunda. Ve Afrika ülkeleri bundan çok etkilenecek. Eğer koridorlardan gemiler geçemeyecek. Şu an Rusya şunu kısmen inandırabildi. Bütün gıda problemlerinden sorumlu olan taraf Ukrayna. Çünkü Ukrayna'dan dolayı yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımlardan dolayı Afrika buğday ve tahıl ve genel olarak tarım ürünlerini alamıyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz onu çok iyi biliyoruz. Çünkü gıda ürünlerine karşı herhangi bir yaptırım uygulanmıyor ve gübrelere karşı. Fakat Rus gemilerinin Avrupa limanlarına girmesi, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması böyle dolaylı olarak bütün süreci etkiliyor. Şimdi Putin'in asıl amacı
yaptırımların kaldırılması ve bunun için Afrika liderlerinin sayesinde hem Ukrayna'ya hem Batı müttefiklerimize hem de Birleşmiş Milletler'e baskı uygulamaya çalışıyor. Ne kadar burada bir mutabakata varılabilir? Açıkçası söylemekte zorlanıyorum. Çünkü mesela Rusya'nın taleplerinden biri amonyum boru hattının tekrardan çalıştırılması. Nasıl çalıştıracağız? Mümkün değil. Çünkü bu boru hattı Tolyatti'den çıkarak Harkiv bölgesinden, Ukrayna'nın doğusundan geçerek Ukrayna'nın güneyine geliyor. Ve Harkiv bölgesindeki bölüm ateş altında kaldı. Rusya buna da saldırdı. Onun için çok tehlikeli. Ukrayna bunu kabul etmez. Ama Afrika liderleri burada eminim ki görüşme ve müzakere için imkan arayacaklar ve her iki tarafa baskı uygulamaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Yani takip edecek mi? Ama şunu sormağa isteyeyim. Barış planı deyip aytalar da, endi herkes bu barış planını benim fikrimce artık sundu. Herkes de barış planı var. Herkes barışını istey. Afrikan ülkeleri barış planı belirler. Çin, ne bileyim, İtalya, İngiltere, Frankistan, Garbi ülkeler. Ya herkes barış hakkında ayta. Mesela biz de sizden barış planı tüzebiliyemiz. Men de şimdi yazabilirim. Ukrayna bağımsızlığını, teritoriyal bütünlüğünü gayrıdan tiklemeli, Rus ordusu Ukrayna'dan geri çekilmeli, tazminatlar vermeli, adım aldım aldım. Ama bunda mühim olan sual, bunun hayatına nasıl kürsetileceği, bunun ömürge nasıl kürsetileceği ve nasıl işletmeye başlanacağı. Çünkü herkes anlayır ki Rusya istemese bu topraklardan çıkmağa hiçbir barış planı hiçbir şekilde yaramayacak. Nasıl sizin fikrinizce bu barış planlarının nasıl da canı var mı? Nasıl bir barış planı olmalı ki o ömürge geçirilsin ya da barış cenk vasıtasının gelecek? Yani bence bu savaş ne zaman bitecek sormaktansa Rusya'nın işgali ne zaman bitecek sormak daha mantıklı. Çünkü Rusya bu savaşı bitirmek isterse bu savaşın bitmesi çok kolay. Bütün askerlerini geri çekerse Ukrayna'nın özel talebi yok. Sadece kendi toprak bütünlüğünü korumak istiyor. Bütün bu barış planlarının asıl problemi benim için gerçekle çok alakası olmadığı ve Rusya ile yapılan herhangi bir anlaşmanın değeri olmadığından kaynaklanıyor. Çünkü eğer güçle bu anlaşmaları uygulatamazsak Rusya'ya, Rusya kendisi bunları yerine getirmez. Bunu defalarca gördük. Zaten 2014'ten beri biz sadece anlaşmalarla ilgileniyorduk, uğraşıyorduk. Normandiya formatı vardı, Minsk anlaşmaları vardı. Her türlü anlaşmalar. Rusya bütün her şeyi ihlal ettikten sonra artık Rusya ile olduğu gibi şu anki Rusya ile herhangi bir anlaşma beş kuruş bile etmez. Benim gördüğüm eğer bir eylem planı yoksa sadece Rusya askerlerini geri çekmeli demeden de gerçekten bunu nasıl sağlayacağız, Rusya bunu nasıl uygulatacağız diye bir madde yoksa bütün o sözde barış planlarında bunlara barış planı denmez. Sadece yani bir girişim var, işte konuşalım, barış istiyoruz, diplomasi istiyoruz, biz de bunu istiyoruz. Ama Rusya sahada yenilmezse, şu an Rusya gerçekten zayıflatılmazsa hiçbir şey olmaz ve barış olmaz. Ve bunu söylediğimde her zaman parantez açıyorum ve diyorum ki Rusya'nın zayıflatılması için değil, yani sadece zayıflatılması için değil, başka ülkelere saldırma gücünü elinden alması için bunu yapmamız lazım. Yoksa şu anki nükleer potansiyeliyle, şu anki askeri güçleriyle, yaptırım olmadan, şu anki ekonomi gücüyle Rusya'yı olduğu gibi cezasız bırakırsak hiçbir anlaşma uygulanmaz ve barışı da göremeyiz. Mümkün değil. Hakikaten de bu var ama aynı zamanda körgenimizge göre bazı ülkeler Kennedy Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi ama aynı zamanda Putin'in iktidarı saklanılabileceği üzerinde de laf ediyor ve Afrika ülkeleri bu ülkelerden biri. Sizin fikrinizce bu asıl da mümkün mü? Rusya
teorik olarak ki menim fikrimce asla Putin iktidarı varken Kırım dahil olmak üzere başka topraklardan çıkmaz. Ama diyelim ki onlar çıkma kararı verirler, Putin böyle bir kararını verir, Putin iktidarda saklanabilir mi? Ya da muhakkak cezası verilecektir, hususan uluslararası bu halkara mahkemeler tarafından. Ya bence Putin iktidarda kaldığı sürece bu savaşın bitmesi mümkün değil. İkincisi Putin bile gitse fakat sistem değişmese Rusya'da yine de kolektif Putin dediğimiz bir şey, yani aynı mantık, aynı elitler, aynı insanlar, aynı aparatçıklar eski tabiriyle eğer kalırlarsa yine de bu barış kalıcı olmaz. Bir iki sene belki barış göreceğiz. Ondan sonra Rusya tekrar güçlerini yeniledikten sonra tekrar saldıracak. Onun için sadece Putin'in iktidardan uzaklaştırılması değil, aynı zamanda bütün suçlu insanları sorumluluğa çekmemiz çok önemli ve cezalandırmamız Ukrayna olarak değil, uluslararası örgütler, teşkilatlar, Birleşmiş Milletler olarak, uluslararası mahkeme olarak bütün bu savaş suçlularını sorumluluğa çekmek çok önemli. Çünkü bundan sonraki sistemi biz şu an şekillendiriyoruz. Eyvallah dersek tamam, ne güzel geldin, bütün ülkeyi yerle bir ettin, insanları öldürdün, çocukları öldürdün, Kakhovka barajını patlattın, Zaporijya nükleer santralini işgal ettin, ondan sonra sırf geri çekiliyorsun diye teşekkür edeceğiz, artık bir şey istemiyoruz desek, zaten bundan sonraki savaşın, bundan sonraki işgalin ilk sayfasını açmış olacağız. Onun için ben belki daha böyle sert bir tutum sergileyenlerdenim. Ama benim şahsi fikrim, hem Ukrayna'yı özgürleştirmek gerekiyor, hem de sorumlu olan Rus siyasi yönetimi ve askeri yönetimi sorumluluğa çekmek şarttır. Çünkü bu sadece küçük bir teneffüs olacak. Eğer ki misal olarak bu ateşkes ilan edilse, Rusya çekilse bile, sonra Rusya'da her daim olganı ve kullanılan bu revanşizm kere kaydedecek. Muhakkak bunun başka çaresi yoktur. O sebepten Rusya'nın demokratik bir ülke olması için de herkes aynı şekilde çalışmalı deyip düşünüyorum ve buna galiba daha çok vakit gerek olacak. Çünkü Putin bu günlere çok sayıda açıklamalar yaptı ve Kenya demek NATO'nun Ukrayna'ya cenk çekirileceğini akta açıklamalar yapar ve aviyabazalarga işte Ukrayna dışında yerleşken aviyabazalarga uğrayacaklarını aittılar. Sanki dersin Polonya Putin'in fikrince Ukrayna'nı işgal etmeye isteği ve böyle bir fikirlerini ilan etti. Ve tabii ki de bu Belarus ve Belarus'te yerleştirilen nükleer silahlar Putin'in aitkanına göre artık ilk nükleer başlıklar Belarusya'nın toprağında yerleştirilmiş vaziyette ve asıl da Putin böyle bir şey aittı ki de dedi ki işte bizim nükleer stoklarımızı azlaştırmamızı isteyler ama azlaştırmamız, ne azlaştırırız dedi. Yani hren im degen böyle bir ifadeni kullandı Putin. Her daim olgan ekibi ozunun bu dvaravoy yazık dep aytalar da işte bu seviyede laf ete. Keliniz Argoyla. biraz keliniz bunu biraz sizne muzakere eteyik. Kenya NATO'ga atakalar ve Kenya Polonya Ukrayna'nı işgal edecek. Sizin fikrinizce bu Kenya ozunun vatandaşlarına yapılgan bir mesajlar verilgen mesajlardır ya da başka bir fikirler mi gizli bu yapılgan açıklamalarda? Yani bence bütün bunlar ilk önce Rus vatandaşları için söyleniyor. Çünkü eğer Putin kendi ülkesi içinde güçlü iktidarın, güçlü liderin, güçlü devletin imajını oluşturmazsa kendi kendini tehlikeye sokacak. Çünkü zaten bütün iktidarı, bütün yönetimi sadece bu korkutma, ürkütme ve büyük Rusya imajı oluşturmaktan kaynaklanıyor. İkincisi, şimdi Ukrayna'nın, çünkü Ukrayna zaten korkmuyor. Şimdi Ukrayna'ya ne kadar desen Polonya size saldıracak veya ne bileyim Rusya size nükleer silah kullanacak. Sosyal anketler var. Bütün o sosyal anketlerde Ukraynalıların büyük çoğunluğu, yüzde
80 dördü yüzde 86'sı bu savaşın sonuna kadar gitmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Nükleer silahın kullanımından korkmadıklarını söylüyorlar. Zaten bu Kahovka gibi facialardan sonra daha büyük zararı vermek çok zor. Onun için Ukrayna'yı çok etkileyemez. Zaten Polonya'nın saldırmasına inanmak mümkün değil. Ama Batı ülkelerine daha böyle baskı amaçlı yapılan açıklamalar, işte sözde kırmızı çizgiler, siz Ukrayna'ya silah gönderirseniz ve Ukrayna'ya yardım ederseniz biz hem Belarus'ta konuşlandıracağız nükleer silahlarını hem de size saldıracağız. Bazen bu baskı etkili oluyor. Bütün ülkeler için değil ama bazı Batı ülkelerde gerçekten bunu hala ciddiye alıyorlar. İşte tırmanma yoluna gitmeyelim, Putin ile diyalog kanallarını yine de açık tutalım çünkü bu deeskalasyon mekanizması olmalı diyenler var. Bir de tabii sizin de dediğiniz gibi Rusya'nın kendi vatandaşları için gönderdiği mesajlar, biz düşmanlarla çevriliyiz, bütün herkes bize saldırmak istiyor, biz Ukrayna ile savaşmıyoruz, biz NATO ile savaşıyoruz, Polonya ile savaşıyoruz, Amerika ile savaşıyoruz. Çünkü zaten Putin şimdi gelse dese ki biz Ukrayna ile savaşıyoruz, bu sefer Rus vatandaşlarının soruları çok olacak. Ukrayna ile savaşıyorsak niye Ukrayna'yı yenemiyoruz? Niye 2 yılda Bahmut gibi küçük bir yeri zorla işgal ettik, onu da birazdan kaybedeceğiz diye soruları çıkacak. Şimdi yok işte bütün NATO ülkelerine karşı savaşıyoruz dediği anda sanki aha, tamam işte o zaman anlaşılan Rusya'nın işi zor mantığıyla bakacaklar. Ama yine de yani Biliyorsunuz da hani meraklı misal ki bu imkansız ama işte farzı misal yarın öbürsü gün NATO ülkeleri Ukrayna'nın tarafında cenk'e başlay. Cenk'e dahil ederler. Rostov-na-Don şehrini ne bilmeyeyim NATO tankları kire. Anda Amerikan aviasyası Rus işgalcilerin tamamen yerinin bir eti. Bilmeyeyim Kerç limanında artık sezon yaz sezonu başladı. Rus işgalcileri yaldap Rusya'ya kaçıp getirirler ve ilahire propaganda ne diyecek? Ya NATO'nun zaten artık savaşasınız. США'nın zaten artık savaşasınız. Transgenderler de sen zaten savaşasınız. Daha ne? Yani ne diyecek acaba Rus propagandası? Çünkü Zor. Rus propagandacıların işi zor. ama onlar da bir şey taparlar buna. Şimdi ciddi olacak olsak Belarus'ge onlar ozının nükleer silahlarını yerleştirdiler ve bu vakta Putin artık aytıp geçti. Keçenlere Lukashenko'ya da propagandistlerge böyle bir interview bergeni de bu meseleler de müzakere edildi. Şimdi Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri aytkanına göre büyük böyle bir değişmeler yok. Sadece hazırlık faaliyetleri yükseltilgeni hakkında bildirmeler yaptı. Sizin fikriniz nükleer silah Belarus'ta beklenilgen bir hareket mi? Bence beklenen bir hareket çünkü bütün bunlar yine de bu korkutma ve caydırıcılık galiba doğru kelime caydırıcılık politikasının bir kısmı. Bunlar eskiden de gördük mesela sanırım hem İsveç hem Finlandiya NATO üyeliği için başvurduklarında Rusya Finlandiya ile sınırlarına silahlarını göndermeye başladı. Nükleer başlıkları taşıyabilen sistemler dahil. Bütün bu hareketlilik aslında caydırıcılık politikasının bir kısmı. Ama ondan sonrasını göremedik. Çok şükür göremedik ama zaten göreceğimizi de sanmıyorum. Belarus da aynı şekilde. Şimdi bir şeyler yapacağız, depoları hazırlıyoruz, yerleri hazırlıyoruz. Tek tük nükleer başlıkları göndereceğiz diyorlar. Gönderebilirler. Ama bu demek değil ki bunlar gerçekten kullanılacak. Bir de şunu söylemem önemli. Daha önce Çin lideri Moskova'ya geldiğinde Putin ile açık açıklama yaptılar. Ortak bildiri vardı. Dediler ki bundan sonra üçüncü ülkelerde nükleer silahın konuşlandırılmaması konusunda mutabık kaldık. Çünkü işte yaymasını istemiyoruz. Bir iki gün geçmeden Putin çıktı dedi ki Belarus'a gönderiyoruz. Yani böylece hem Çin'e saygısızlık gösterdi hem de gerçekten kendi kafasına göre hareket edeceğini ve anlaşma Rusya ile anlaşmanın mümkün olmadığını bir daha gösterdi.
Yani istediğini yapacak, korkutacak, şantaj yapacak. Bu zaten Rusya'nın hep yaptığı adımlar böyle. Yani bu daha çok şantaj amaçlı yapılan böyle bir hareketler. Belarus'ta silahlarının yerleştirilmesi ki zaten Belarus artık de facto Rusya'nın toprağı olarak saysak yanlış olmaz. Çünkü o topraklar tamamen artık Rusya'nın idaresi ve tesiri altında hususan Lukashenko bulunmaktalar. Yani Rusya nükleer silahlarını bir yerden başka yerge geçirdi manasını da çıkabilir. Ama herhalde kullanılacağı net değil. Yani Rusya için bu silahlarının korkutmak onu kullanmaktan daha faydalı ve menfaatine daha çok kere. Ama herhalde birçok ülkeler kendinden kullanabileceğinden sakıntıları mevcut. Sizin fikriniz cümle birçok garbi ülkelerde yaşayan jurnalistlerin de kaydetkenine göre Putin artık bu cenkini işte gayb etkenini anlağanı vakit işte ne mana ne sizge degen mantıknen nükleerini kullanabilir mi? Gülsüm, bir daha sorunuzu alabilir miyim? Çünkü anlamadım. Ben galiba tez işte aydım. Putin sizin fikrinizce bazı garbi batı ülkelerinin temsilcileri aytkanı vakit. Bu cenkni aytı gayb etkeni vakit. Artık cenk bitkeni vakit ve Putin artık cenk savaş. Savaş. Ha, savaş, tamam. Savaşın tamamen gayb etkenini anlaganı vakit nükleerini kullanabilir mi? Ne size ne bize mantığıyla. Yani bence şimdi %100 bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü sadece Putin kendisi bilir. Bence Putin'in etrafındaki insanlar da tam olarak ne yapacağını bilmiyorlar. Ama mantıklı olarak bakarsak nükleer silahı kullandıktan sonra sonraki günü düşünelim. Ukrayna'yı yok etmek mümkün değil. Çünkü Ukrayna çok büyük bir ülke. Mesela Hiroşima gibi bir yeri düşünürsek bunu ağzıma almak bile istemiyorum, dile getirmek bile istemiyorum ama Allah korusun böyle bir şey olursa, nükleer silahı kullanırsa bir şehir yok olacak. Zaten bunu Kahovka'da da gördük. Kahovka barajının patlatılmasından sonra Oleşki gibi bir yerde gördük. İşgal altında kalan bazı yerlerde insanların çoğunun öldürülmesini gördük. Bunun biraz daha büyük bir facia olacak. Fakat bu savaşı kazandırmaz. Çünkü Ukrayna bundan sonra teslim olmaz. Ukrayna bundan sonra daha çok savaşacak. Artık nükleer silahı kullansın kullanmasın bu savaşın gidişatını değiştiremez. Ama başka bir yönde kendisini daha çok izolasyona doğru itecek. Bence Putin kendisi de bunu anlıyor. Yani şu an tutuklama kararı çıkmışsa hakkında bundan sonra zaten kimse onunla aynı masaya bile oturmaz. Ama Batı'da maalesef hala hem eksperler arasında hem siyasetçiler arasında bu korku hala var. Daha önce dediğim gibi artık eskalasyonu istemiyoruz. Yine de bu faciadan uzaklaşalım çünkü kimse bunu gerçekleştirmesini istemiyor mantığıyla hareket ediyorlar ve çok yavaş eğer Ukrayna'ya yardım gönderiliyorsa çok yavaş gönderiliyor ve normalden daha az gönderiyorlar. Yani Batı'da bence hala korku demesek de bu kaygılar, düşünceler bunlar hala mevcut. Yani hakikaten de bunda çok zor sual meydana geliyor. Çünkü biz de umut ediyoruz ki Putin kendi bunu kullanmaz. Çünkü bu sonki adım olabilir. Ve eğer ki bu olsa nevbetteki gün tezden cevap olacaktır. Ve koru ne ki Putin için hayatta kalmanın tek şansı bu savaşı sürdürebilmek ve sürdürmektir. Yani savaş Putin'in hayatta kalma şansı gibi görünüyor. Ne yazık Aynen. ki böyle şartlarda yaşayımız. Ama bunu NATO meselesine alacak olsak işte bunlar erdayım NATO genişlememesin deyip faaliyetler alıp baraydılar. Ama Finlandiya artık NATO'ya koşuldu. Şimdi İsveç'in de NATO'ya koşulması meselesi laf edilir ama bunda Türkiye özünün rolünü oynay ve hususan siz Türkiye meselesi boyunca da gayet tecrübeli analistimiz olganız için bu mesele etrafında sizden laf etmeyi istedim. Sizin fikrinizce Türkiye bu meselede özünün bağımsız politikasını alıp bara. Bu politika neden ibaret? Ne için İsveç'in hala da NATO'ya alınmasına izin vermeler?
Şimdi bunlar NATO'dan ziyade daha çok İsveç-Türkiye ikili ilişkilerinin bir konu başlığı. Türkiye özellikle İsveç'teki terörle mücadelenin yetersiz olduğunu düşünüyor. Hem Kürt terörizmi, PKK terörizmi hem de DEAŞ, IŞİD gibi bazen işte sözde FETÖ terörizminden bahsediyorlar Türk politikacıları ve Türk karar vericiler. İsveç'te o mutabakat imzalandıktan sonra İsveç tarafından bazı adımlar atıldı. Mesela yeni terör kanunu uygulandı ve ilk defa bu son geçtiğimiz hafta sanırım bir kişi hakkında hatta mahkeme duruşu bile düzenlendi. Yani ilk davaların açıldığını gördük. Fakat İsveç için bu da oldukça zor bir süreç. Çünkü liberal, sosyal bir devlet olduğu için bütün özgürlüklere çok önem veriyorlar. Şimdi böylece bütün bu sorunlar çözülmedikçe Türkiye bu sürecin devam etmesine yeşil ışık yakmıyor. Bir taraftan da başka konular var. Mesela F-16 uçakları gibi bazı uzmanlar bu iki konuyu birbirine bağlıyorlar. İşte Türkiye F-16 uçakları alabilirse, şu an alamıyor bunları. Belki bundan sonra İsveç üyelik sürecini tekrar canlandırabilir. Türkiye tarafından gelen mesajlar bu iki ayrı konu. Biz bunları birbirine bağlamak istemiyoruz. Ama şu an gördüğüm şu, genel olarak olumlu eğilimler var. Genel olarak şu an iyiye doğru gittiğini görüyorum. Ama Temmuz ayındaki NATO zirvesinden önce bu karar alınacak mı? Bence çok zor. Yani şu an ben açıkçası zamanlama açısından biraz daha zaman alacağını düşünüyorum. Hakikaten de galiba bu İsveç meselesi boyunca biraz müddet alınacak ama herhalde sizin fikrinizce İsveç NATO'ya koşulması ihtimali büyük mü? Bence ihtimal neredeyse %100. Ben eminim ki Türkiye er veya geç izin verecek. İsveç'in NATO üyeliği zaten sorgulanmıyor. Sadece NATO üyeliğinden önce bazı kararların, bazı adımların atılması gerektiğinden bahsediliyor. Onun için bence prensipli olarak İsveç NATO'ya girecek, katılacak. Fakat zamanlama ne kadar müddet alacak, daha az mı, daha uzun bir süreç olacak mı? Orada işte farklı düşünceler var şu an. Ama dediğim gibi yani bence İsveç'in NATO üyeliği neredeyse kararlaştırılmış bir konu. Aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçenleri айтканына көрә, Невбеттеки NATO зирвесінде Украинаның да NATO-ға алынacağына дайыр бойле нет бір месаж, бір сигнал беріліcek деп айтты. Мына сіздің фікіріңізде демек ола ки, бұл Украина savaşını kazanganından sonra NATO'ға қосылacak mı ya da bunun garantilerini mi daha vermeleri gerek? Ya ben burada açıkçası çok optimist değilim. Çünkü ben birçok insanla konuşuyorum hem Amerika'da hem Avrupa'da. Mesajlar verilebilir. Ukrayna için kapılar açık. Ukrayna'yı sonra NATO'ya bekliyoruz şeklinde mesajlar verilebilir. Fakat üyelik konusunda farklı ülkelerin çok farklı pozisyonları var. Asıl Ukrayna'nın durumunda asıl problemlerden biri 31 ülkenin, İsveç katılırsa 32 ülkenin oy birliğiyle karar alması gerektiğidir ve orada çok farklı pozisyonlar görüyoruz. Bazı ülkeler, Baltık ülkeleri, Polonya gibi bizi çok destekliyorlar. Bazıları daha işte yok, uzun bir süreç var, Ukrayna reformları yapmalı, gerçekleştirmeli, daha zor. İşte Rusya'yı kışkırtmayalım diyenler hala var. Şu an sanırım Zelenski geçen hafta dedi ki bu 31 ülkeden 20 ülke kesinlikle bizi destekliyor ama 10-11 ülkenin hala pozisyonları belirsiz veya daha pesimist. Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri daha yüksek sesle bundan bahsetseydi, daha böyle inisiyatif
gösterseydi, işte Rammstein koalisyonunda olduğu gibi, silah yardımı konusunda olduğu gibi, bütün herkesi organize ettiği bir şekilde bir masaya getirdi ve bu ittirdiği bir şekilde bu süreci. NATO üyeliği konusunda Amerika'nın da daha yavaş bir yoldan gittiğini görüyoruz. Yine de tırmanmadan korktukları için, Rusya'nın tepkisinden korktukları için, bir de şu an zaten Ukrayna savaş durumunda. Dolayısıyla bence üyelik konusunda herhangi belirli kararların verilmesini beklemememiz gerekiyor. Ama ne olabilir? Mesajlar, sinyaller, siyasi mesajlar gönderilebilir. Ukrayna'nın yeri NATO'da ama daha süreç başlamadı. Ve ikincisi, belirli somut adımlar olabilir. Mesela şu an Ukrayna NATO komisyonu var. Onu Ukrayna NATO komitesi, council dedikleri bir şey çıkabilir. Yani daha üst düzeyde koordinasyon amaçlı siyasi diyalogun arttırılmasına yönelik bir adım olabilir. Böyle hem sembolik hem de çok pratik amaçlı işte ortak tatbikatlar, işbirlikleri, reformlar vesaire vesaire, onlar olabilir. Ama herhangi garanti, tam anlamıyla garanti, kesinlikle Ukrayna NATO üyesi oluyor ve zamanlama ve sürecin başlatılmasını ben halen görmüyorum maalesef, ama şu an görmüyorum. Bunda asıl da böyle bir mesele var ve benim fikrimce bu en büyük ve en temel meseledir. Yani Ukrayna ne için NATO'ya koşulmağı istiyor? Ukrayna'nın NATO ittifakına katılmasının esas amacı, esas maksadı nedir? Bu elbette ki tehlikesizlik ve güvenlik garantiyaları. Ukrayna NATO'nun özünün güvenliğinin, bağımsızlığının, teritoriyal bütünlüğünün bir garanti olarak görüyor ve aynen bu sebepten NATO'ya koşulmağı istiyor. Çünkü NATO bu böyle siyasi arbi bir bloktur ve eğer misal olarak bir de bir ülke NATO'ya koşulganından sonra bu ülkeye başka üçüncü ülke saldırsa NATO'nun 5. kolektif güvenlik maddesi meydana geliyor ve NATO toplu olarak bu ülkeye yardım etmek mecburiyetinde. Şimdi Ukrayna özünün tehlikesizliğini, özünün güvenliğini saklamak için NATO koşulmağa isteydi. Büyük cep başlamadan evvel bile asıl da Ukrayna'nın NATO'ya itken Rusya 2014 senesi Kırım'ı işgal etkeninden sonra. Ve Ukrayna NATO'nun böyle bir güvenlik şemsiyesi olarak Kore özüne. Ve NATO eğer misal olarak Ukrayna bu haz cenkını, bu savaşını kazanganından sonra NATO'ya kirmese bile Kennedy'ye Garbi ittifakdaşlarından bir güvenlik garantiyeleri mecburiyeti meydana geliyor. Benim anlağanıma göre. Şimdi Evgeniya Hanım, sizin fikrinizce Ukrayna bu cenkını, bu savaşını kazanacak. Bunu biz endi bilemiz. Sadece ne vakit olacağını bilmiyemiz. Rusya stratejik olarak zaten bu savaşı kaybetti. Joydu. Şimdi sual şu. Rusya bir daha Ukrayna'ya saldırmasın deyip veya başka bir ülke hiçbir vakit Ukrayna'ya saldırmasın deyip nasıl bir güvenlik garantileri bizlerge verilmesi gerek? Kim tarafından Budapest Memorandumu gibi olmaması için? Ya birincisi olarak Ukrayna kendi savunma sistemini geliştirmeli ve Ukrayna kendi gücünü arttırmalı. Çünkü Türkiye'de güzel bir laf vardır: Türk'ün Türk'ten başka bir dostu yoktur diye. Aslında ben ya kısmen buna katılıyorum, ama bazı dostlarımız, müttefiklerimiz var tabii ki, ama ilk önce kendi kendine güvenmelisin. Ukrayna bunu daha önce de çok gördü, şu anda görüyor. Kendi stratejik sanayi geliştirmeli, savunma sanayi dahil olmak üzere. İkincisi, garantilere gelince ben bu garantiyle her zaman bir sıkıntı yaşıyorum. Çünkü Budapeşte memorandumdan sonra bu garantinin arkasında bir şey yoksa, sadece kağıt üzerinde garanti varsa, bu garantilerin de aslında boş çıktığını gördük. Onun için şu an Ukrayna'nın asıl mesajı, biz garanti istemiyoruz, herhangi anlaşma istemiyoruz, NATO'ya girmek istiyoruz. Çünkü tek garanti bizim için NATO üyeliğidir. NATO üyeliğinin dışında kalan bütün garantiler yetersiz, zayıf ve kalıcı değil. Ve Rusya tabii bunu biliyor. Onun için Ukrayna NATO'ya girerse, bu Rusya'ya da önemli bir mesaj olacak. Artık bundan sonra Ukrayna'ya veya başka ülkelere saldırmayacaksın diye.
Aynı zamanda Ukrayna kendisi de NATO'ya birçok şey getirebilir. Bu sadece biz NATO'dan güvenlik garantilerini istiyoruz diye bir şey yok. Çünkü Ukrayna şu an çok güçlü silahlı kuvvetlerine sahip. Rusya ile gerçek savaş tecrübesi var. Başka hiçbir Avrupa ordusunun böyle bir tecrübesi yok. Hibrit tehditler, siber ataklar, propaganda, dezenformasyon, asıl çatışmalar, bütün bu konularda Ukrayna'nın paylaşacağı çok şey var. Ama oraya gelene kadar, yani NATO üyeliğine gelene kadar sadece geçici olarak tabii bu garantilerden bahsediyoruz. Bazıları İsrail tarzı, İsrail uslubu garantilerden bahsediyor. Bazıları Ukrayna'ya özel. Beşinci madde hariç NATO üyeliği diye bir şey var. Yani dediğiniz gibi beşinci madde uygulanmayacak Ukrayna'ya saldırı olursa, ama bütün her şey işte silah gönderimi, eğitimi, para yardımı, bütün her şey orada olacak. Ukrayna'nın arkasında duracağız diyorlar. Fakat Ukrayna NATO üyesi olmayacak. Şu an farklı formatları var. Bunlar görüşülüyor. Fakat benim şahsi fikrim, gerçekten kalıcı, uzun vadeli bir şey istiyorsak, ben NATO üyeliğinden başka hiçbir garantilere inanmıyorum. Yani çünkü bizim ne yazık ki çok böyle feci bir tecrübemiz oldu da 90. senelere ve o sebepten hakikaten de bizlerge kuvvetli ve güçlü böyle bir garantiyalar lazım. Bunun için ise Ukrayna'nın bu cenkten, bu savaştan galibiyle çıkması önemli. Şimdi herkes Ukrayna'nın hazırlanan taarruz operasyası hakkında laf ediyor ve körgenimizge göre Ukrayna'nın doğu yani şarkı bölgelerinde bazı bir ilerlemeler mevcut ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bahmut ve Vuhledar taraflarında ilerleyip deyip kaydettiler Ukrayna baş ştabında. Siz asıl da bu saldırıdan, bu taarruz operasyasından beklentileriniz nedir? Çünkü bazıları deyip ki işte Ukrayna bu saldırı taarruzun neticesinde 91 sınırlarına çıkacak. Ya da sizce bu dalga dalga olacak? Bence bu uzun bir süreç ve ona göre hazırlanmamız lazım. İmkansız değil. Ben kesinlikle Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönmesi gerektiğine inanıyorum. Kırım dahil, bütün şu an işgal altında kalan topraklar dahil. Ama bir taarruzda bunu yapmak zor. Neden zor? Birincisi, Ukrayna'nın şu an ihtiyaç hissettiği bütün ekipman, silah, mühimmat ve araç yok maalesef. Asıl olan havadan destek. Ukrayna'nın ne uçakları var şu an? F-16'ları bekliyorduk, başka uçakları bekliyorduk, hala da bekliyoruz. Ama bunlar hala gelmedi. Ne de orta menzilli hava savunma sistemleri. Şimdi bazı hava savunma sistemleri şehirleri ve kritik altyapıyı korumak için kullanılıyor. Ama bazı mobil hava savunma sistemleri sahada kullanılmalı ki zırhlı araçlar, tanklar ilerledikçe bunlar havadan Rus helikopterlerine karşı, füzelerine karşı veya uçaklarına karşı bunları savunsun, korusun. Şu an bunlar yeterince yok. Onun için bir anda, bir de bu işte 6-7 ay içinde Rusya gerçekten savunma hatlarını iyice yapmıştır, kurmuştur. 3 tane en az savunma hattı var. İdealist olabiliriz ama gerçekçi olmak, realist olmak gerekiyor. Dolayısıyla da bunları aşmak zaman gerektirecek. Ve ben açıkçası şu anki operasyonları sadece bir deneme amaçlı, bir keşif amaçlı operasyonları olduğuna inanıyorum. Rusların bu savunma hatlarında en zayıf noktalarını bulmak için yapılan bu taarruzlar. Ondan sonra şu an farklı istikametlerden bahsediliyor. Hangisi daha zayıf, hangisinde Ukrayna daha çok potansiyele sahip, o belirlenecek. Ondan sonra asıl karşı taarruzuna başlanacak. Şu an benim gördüğüm bütün hazır olan personel, askeriler bile kullanılmıyor sahada. Yani 9 büyük ekipten bahsediliyordu. Şu an sadece 3'ü sahada. Onun için daha gelecekte bunları göreceğiz, ama bence en sıcak çatışmalar bu yazın sonuna doğru, ortasına sonuna doğru gelecek. Şu an daha ilk aşamasındayız. Onun için sonuçlara varmak erken.
Başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı noktalarda işte Vuhledar dediğiniz gibi iki istikamet daha var. Berdyansk ve Melitopol tarafına ilerlemeye çalışıyorlar. Ama yine de bunlar daha ilk ve küçük adımlar. Ya Kırım. Kırım da olacak eminim. Sadece Donbas'tan bahsetmiyorlar. Ukrayna askeri ve siyasi yönetimi her sefer Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün restore edilmesi gerektiğinden bahsediyor ve bence bu çok doğru bir yaklaşım. Çünkü daha önce çok eleştiri duyuyorduk. İşte Minsk anlaşmalarında sadece Donetsk ve Lugansk vardı, Kırım yoktu. Şimdi Kırım her zaman gündemde. Kırım'ın özgürleştirilmesi ve Ruslardan arındırılması farklı şekillerde olabilir. Bazı uzmanlar diyorlar ki o da askeri yollarla ancak olacak. Bazıları diyorlar ki eğer Ukrayna'nın büyük kısımları işgalden kurtarılacak, zaten Putin rejimi de düşecek artık. Putin lider olmayı bıraktıktan sonra, yani yeni işte yönetim değişikliği olduktan sonra siyasi bir kararla, diplomatik bir kararla Kırım serbest olabilir. Ve tekrar bütün herkes masaya geçtikten sonra artık o geniş kapsamlı anlaşma çerçevesinde Kırım Ukrayna'ya dönebilir. Orada farklı alternatifler var. Fakat eminim ki bu sefer Ukrayna Kırım'ı tekrar geri almadan önce bu savaşı durdurmaz ve herhangi Kırım'ı hariç eden, Kırım'ı Ukrayna'nın dışında bırakan bir anlaşmaya imza atılmaz. Çünkü Ukrayna halkı da buna izin vermez. Artık dediğim gibi herhangi bir sosyal ankete bakarsanız bütün herkes %80'den fazla Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü istiyor. Bilmiyorum gördünüz mü ama Aleksandr Lukashenko geçenleri ona ne kadar inanmak mümkün artık bilmiyorum ama geçenleri dedi ki Ukrayna ve Rusya heyetleri görüşkenleri vakit Kırım'ın kirağa verilmesi meselesi müzakere edilgen. Ne düşünüyorsunuz bunun bağlı Lukashenko'ya inanmaya mümkün mü? Bence Lukashenko'nun sözlerini mantıkla analiz etmek zor. Farklı, enteresan fikirleri olabilir ama bütün her şey sahada kararlaştıracak. Bütün her şey o karşı taarruzunun başarısına bağlı. Lukashenko fikrini kolay kolay değiştirebilir. Bence Ukrayna askerleri başarılı olurlarsa. Şimdi Kırım'la bağlı birkaç haber geçmek isteyeyim. Sonra kaytar mısınız? Aynı zamanda sizge de bu mesele etrafında belki de fikirleriniz olur. Malum olganı üzere Rus işgalcileri Kırım'dan келген рус комутанларының, рус аскерлерінің тахлиесі, олардың қоранталарының тахлиесі мәселесі үзерінде планлар тізелер. Малым олғаны кебі, демек, Қырымның шымали, яғни күзей тарафларында ерлешкен рус иханетшілерінің, хайынлерінің қоранталарыны Қырымдан шығармақ, Rusiyaga çıxarmaq üçün planlar alıb barıla, cədvəllər tizilib. Aynı zamanda Ukraynanın bu kuzey, yəni şarqi, şimali bölgəsindən çeşid türlü eksponatlarını, yəni maddi dəyəri olğan eksponatlarını Rusiyaga çıxarıb cədvəllərini şimdi tizməyə başladılar. Pionerskaya və bir çox taraflarında da böyle təxliyə işləri alıb barıla. Sonra Xırımın yalılarında qazma çuxurlar yapalar, Xırımın müdafiəsinə də hazırlanalar. Amma bunda da miraqlı bir mesele çünkü birçok harbi analitiklerin de genine göre Ukrayna'nın anda desant gerçekleştirmesi imkanı büyük değil. Ukrayna'nın filosu yoktur. Ukrayna'nın bunu yapmaya imkanı yoktur. Yani Rusya'nın ne için bunu yapanlarının mantığı tek açıklaması olabilir. İşte bir şey yapamız da göstermek için veya gelgen bütçelerden paralarını aklamak ve paralarını ceblerge yerleştirmek için de yapılabilir. Ama onlar şunu yaptılar. Titan, Armiyansk, Ermeni bazarda yerleşken Titan fabrikasını mayınladılar. Ukrayna İstihbarat Servisinin bildirgenine göre bu mayınlanma faaliyetleri de geçken hafta başlagan idi. Evgeniya Hanım, sizin fikrinizce onlar Titan fabrikasını mayınlaganlarının maksadı nedir? Bu taktika выжженной земли деп айталар да, yakılgan toprak taktikasını kullanmağa imkanları olur mu?
Bir maksadı yine de şantaj. Bunu eminim ki kullanacaklar. Siz Kırım'ı kendi kontrolünüzün altına almak isterseniz biz bunu havaya uçuracağız, biz bunu patlatacağız. Sakın bunu yapmayın. Şantaj yapacakları kesin. Eğer Ukrayna bunu dinlemezse ve karşı taarruzuna devam ederse ki sanırım öyle olacak. Maalesef bunu yapabilirler. Ben kimseyi korkutmak istemiyorum ve mümkün olduğunca Ukrayna tarafının da bu riskleri bertaraf etmeye çalışacağına inanıyorum. Ama şu an şunu gördük ki geri çekilmeden önce bu taktika vıjınızimli yakılmış toprak taktiğini çok kullanıyorlar. Hem kültür kırımı yapıyorlar, hem çevre kırımı yapıyorlar. Ekosit, kulturosit dediğimiz bir şey. Yani mümkün olduğunca her şeyi çalmak, hırsızlık yapmak, alabildiklerini almak ve Kırım'ın dışına veya Ukrayna'nın dışına çıkarmak. Sadece mal mülk açısından veya işte müzedeki eksponatları gibi şeyleri çıkarıyorlar, geri gönderiyorlar Rusya'ya. Ya da en azından insanlara zarar vermek, işte bize ait olmasa da size de ait olmasın. Artık kendi arkamızda hiçbir şey bırakmayacağız. Madem biz burada yaşayamıyoruz, madem biz burada kalamıyoruz, siz de geldikten sonra burada hiçbir şey bulamayasınız diye bir taktik kullanabilirler. Başka bir ülke olsa, medeni bir ülke olsa Cenevre anlaşmasından konuşabilirdik, farklı savaş kurallarından bahsedebilirdik ama Rusya herhangi bir savaş kuralı uymuyor. Onun için bir an önce Ukrayna kendi topraklarını geri almalı ki Rusya'ya fırsat vermesin. Çünkü başka yerlerde de mayınlama olabilir, tahribat olabilir. Buna müsaade etmeden Ukrayna bir an önce kendi topraklarını geriye almalı. Takip edeyimiz biz de bu haberlerini ve son olarak şunu laf etmeyi isterdim. Siz niye bu Türkiye ve Türkiye'deki seçimler artık yekünlendi. Bundan evvel siz niye çok laf ettiydik. Öngörüler meselesinde ilahri. Ve şimdi siz de elbette ki Türkiye'nin iç siyasetini, dış siyasetini aktif bir şekilde takip etken analistler sırasında. Ne demişti mına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıdan seçilgeninden sonra sizin gözlemlerinizge göre Türkiye'de bir değişmeler var mı? Bence asıl değişmeler, asıl değişiklikler ekonomi alanında oldu. Zaten yeni Ekonomi Bakanıyla, Hazine Bakanıyla, yeni Merkezi Bankası Başkanıyla ekonomi ve mali politikasının değişeceği belli. Mehmet Şimşek'in dönmesiyle daha liberal, daha batı yanlısı veya batının olumlu bakacağı bir bakanın getirilmesiyle Batı ülkelerine de bir mesaj, bir sinyal gönderildi. Şu an son zamanlarda özellikle Türkiye'de maalesef ekonomik durumu çok iyi değildi. Ve o konuda politika değişebilir. Zaten Mehmet Şimşek de yeni bakan ilk çıktığında şunu söyledi. Biz daha böyle işte klasik, geleneksel, rasyonel politikaya döneceğiz. Ve orada bu arada Merkezi Bankanın başkanı biliyoruz ki Amerika'da geçirdiği hayatının büyük kısmını Amerikan üniversiteden mezun oldu. Böylece hem yatırımcıları davet etmek hem de genel olarak para konusunda bütçenin doldurulması, yatırımların davet edilmesi konusunda Batı'yla daha yakın işbirliğini göreceğiz. Bu gördüğüm asıl değişikliklerinden biri. Çünkü bu korkunç depremlerden de sonra ekonomiyi tekrardan restore etmek lazım. İkinci, biliyoruz ki Dışişleri Bakanı değişti. Şimdi Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu ve daha bugün yeni bir haber çıktı. Hem Moskova Büyükelçisi hem Kiev Büyükelçisi değişiyorlar. Bunu daha bu sabah gördüm. Moskova'ya gidecek yeni büyükelçi çok deneyimli, tecrübeli bir büyükelçi. Çünkü eskiden Dışişleri Bakanlığında sözcü görevindeydi. Açıkçası Ukrayna'ya gelecek olan büyükelçiyi hiç tanımıyorum. Bakmam lazım ama büyük ihtimalle orada da yeni enerjiyle, yeni güçle Ukrayna ve Rusya konusunda bazı çabalar olacak. Şu anki Kiev Büyükelçisi çok başarılıydı.
Ahmet Bey, hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bundan sonra büyük ihtimalle orada da yeni inisiyatifler olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında açıkçası çok fazla bir şey değişeceğini sanmıyorum. Aşağı yukarı aynı şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Yani sizin fikrinizce demek Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya'ya yönelik siyaseti büyük böyle bir transformasyonlar ve değişmelerge yol açmayacak. Bence açmayacak çünkü bu Türkiye'nin denge politikası yüzyıllardan beri oradaydı. Hem Batı ile Rusya arasında hem Ukrayna ile Rusya arasında hep sizlerle de defalarca konuştuk. Savunma, güvenlik konusunda, siyaset konusunda Ukrayna'yı destekliyor ama ekonomik ve enerji alanlarında Rusya ile ilişkilerini geliştiriyor. Çünkü Türkiye'nin kendi menfaatleri o konuda. Dolayısıyla da ben büyük değişiklikler için ne sistematik, sistemik olarak yapısal imkan görmüyorum ne de Cumhurbaşkanı'nın fikir değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten mesajı ortada. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kırım dahil tabii ki Ukrayna'ya yardım edeceğiz. Fakat ekonomi, enerji, turizm vesaire vesaire Rusya ile ilişkileri geliştireceğiz. Orada bir değişiklik beklemiyorum ben. Yani bana sizin fikrinizce ne olması mümkün ki demek Türkiye'nin bu denge politikası değişsin? Ne olabilir değişmesi için? Bence imkan dediğim gibi çok imkan yok. Çünkü asıl bakacak olursak Türkiye'nin birkaç menfaati var burada. Hem Rusya ile hem Batı ile dengeli ilişkileri sürdürmek. Hem de şu an enerji konusunda Rusya'ya bağımlılık olduğu için yine de Rusya ile ilişkilerini kesmez. Bir de genel olarak Türkiye'nin bu arabuluculuk girişimleri uluslararası arenadaki diplomasinin büyük bir etkenidir. Zaten bunu kendi gücü olarak görüyor. Hem Moskova ile konuşuyoruz, hem Kiev ile konuşuyoruz, hem Afrika ülkeleriyle konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'nin özel bir pozisyonu var. Ukraynalılar olarak tabii ki Türkiye'nin daha çok Ukrayna yanlısı ve Rusya karşıtı bir politika görmek istiyoruz. Ama var olanla da ya Türkiye Ukrayna'ya da çok yardımda bulundu ve daha fazlasını beklemek daha çok Türkiye Batı ilişkilerindeki dinamiklere bağlı. Eğer Türkiye ile NATO müttefikleri arasında ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler düzelirse o zaman Rusya'dan daha uzak kalacağını bekleyebiliriz. Ama şu an ekonomiden dolayı Rusya ile ilişkileri çok önemli ve Batı ile ilişkileri oldukça problemli olduğu için başka çare olmadığı için Türkiye-Rusya ilişkileri maalesef hala çok yüksek düzeyde ve bunun değiştirmek için şu an ben imkan görmüyorum. Ama bu savaşın Ukrayna kazanganından sonra çok şey değişecektir. Çünkü hiç kimse cenkni savaşını kaybetkenin yanında olmak istemez. İşte bu da Ukrayna'nın bu savaşı kazanması için bir sebep daha. İnşallah galibi Ukrayna tarafında olacaktır. Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olun Sevgeniya Hanım. Yayınımıza bağlanganız ve böyle meraklı subyektini bizden alıp barganız için umut ediyorum ki nevbetteki yayınlarımızda da sizden görüşürüz ve birçok önemli meselelerini laf ederiz. Çünkü siz de bu bütün müddet devamında bu büyük çarplı cenk başlagandan sonra informasyon alanda çok büyük işler yapasınız. Bizim seyircilerimizge de biraz anlatmaya isteyeyim. Çünkü Evgeniya Hanım saygılar arkadaşlar hakikaten de özünün içtimai ağlarında Rus propagandasına şiddetli bir şekilde cevap verip Rus propagandasını kırgan analistlerden ve diplomatlardan biridir ki Rusya propagandası hakikaten de milyar dolarlar paralarını masraf ettiği harcayı demek propagandasını yaymak için ama gönüllü insanlar bir kapık almayıp bu milyar dolarlık
propagandanı kırabilirler. Gerek olan şey sadece istek olması ve sadece doğru tarafta olanını anlamaktır. Bugden teşekkürler. Çok sağ olun Sevgeniya Hanım. Çok teşekkür Medvepeki ediyorum. ayınlarımızda. Sağ olun Gülsün Hanım. Teşekkür ediyorum. Evgeniya Gaber bizle canlı bağdaydı. Diplomat ve analiz sayılır arkadaşlar. Nevbeteki yayınlarımızda konuşken ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız.